Değerli arkadaşlar, şimdi sisteme giren ilk 15 milletvekiline yerlerinden birer dakika süreyle söz vereceğim. Bu sözlerin ardından Sayın Grup Başkan Vekillerinin söz taleplerini karşılayacağım. Sayın Özkan. Teşekkürler buyurun. Sayın Başkan. Türkiye'nin sebze üretiminin büyük bir kısmını karşılayan seçim bölge Mersin'de seracılık önemli bir yer tutmaktadır. Sektörü yakında ilgilendiren Hazine Destekli Ziraat Bankası kredi paketinin seracılık altyapısının güçlenmesine ve verimliliğin artırılmasına önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Paket kapsamında %8,25 faizle yapılan yatırımın %75'ine kadar kapsayan toplam 7 yıla kadar vadeli 2 yıla kadar ödemesiz 10 milyon liraya kadar olan yatırımlar için hazine desteği verilecek. Bunun yanında yatırım kredisinden faydalananların ayrıca 14 ay vadeli piyasa koşullarıyla uyumlu işletme kredisinden de faydalanabileceği müjdesini üreticilerimizle paylaşan Bakanımız Sayın Berat Albayrak'a teşekkür ediyor. Seracı üreticilerimize hayırlı olmasını diliyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayın Gürer. Teşekkürler Sayın Başkan. Niğde Üniversitesi'ne bağlı Ulukuşa İlçesi Meslek Yüksekokulu 1994 yılında açıldı. 800 öğrenci kapasiteli okulda kayıtlı 299 öğrencinin 158'i eğitime devam etmektedir. Okulun organik tarım, arıcılık, bahçe ziraatı, turizm, su ürünleri bölümleri ne yazık ki farklı nedenlerle kapatılmıştır. Yok okulda raylı sistem teknolojisi ve raylı sistem işletmeci bölümü açılacağını duyurmuşsa da halen açılmamıştır. Neden açılmamaktadır? Ulukuşa İlçe Başkanımız Hüseyin Toker ve Belediye Başkan Adayımız Mustafa Önen'le Ulukuşa esnafımızı ziyaretlerde ekonomik sorunlar, işsizlik yanında meslek yüksek okulunun tam kapasiteyle neden çalıştırılmadı? Vatandaşlar bize sordu. Ben de iktidara soruyorum. Neden Ulukuşa ilçemizdeki meslek yüksek okulunun kapasitesi müsait olduğu halde öğrenci alınmamakta, öğretim görevlisi gönderilmemektedir? Ayrıca Ulukuşa ilçemizin bekleyen sorunlarının da iktidar görmesi ve çözüm üretmesini diliyor. Teşekkür ediyorum. Sayın Şeker. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Dün seçim bölgem Kocaeli'nin ticaretteki performansından söz ederken 2018 yılında ülkemizde yüksek ihracat yapan ikinci il olduğunu ifade etmiştim. Değerli milletvekilleri, seçim bölgem Kocaeli'nin dış ticaret hacmi dünyadaki 60 ülkeden daha fazla olup 200'e yakın ülkeye ihracat yapmaktadır. Kocaeli ihracatının yarısı yani 14.1 milyar dolarını otomotiv sektörü oluşturmaktadır. Türkiye'deki otomotiv üretiminin %35.84'ü, kimyasal sanayinin %27'si, metal sanayinin %19'u, imalat sanayinin %13'ü, ilk 500 firmanın 82 tanesi Kocaeli'de bulunmaktadır. Kocaeli Sanayi Odası'nın odasına 274'ü yabancı sermayeli olmak üzere toplam 2800 firma kayıtlıdır. Ülkemizin büyümesi, gelişmesi, kalkınması ve marka değerinin yükselmesi için ülkemizde ve özellikle seçim bölgem Kocaeli'de üretim yapan tüm firmalara teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Sayın Arslan. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na soruyorum. Kitap dağıtımcıları, kitap evleri ve okur yeni KDV düzenlemesindeki belirsizlikten dolayı şikayetçidir. KDV'nin sıfırlanması kararının sadece yayın ev aşamasıyla sınırlı kalması, dağıtımcı, kitapçı ve okura bu KDV indiriminin yansıtılmaması son derece hatalıdır. Sadece yayın evleri için tanınan KDV sıfırlanması uygulamasının tüm dağıtım kitap evi satışlarında da sıfırlanması gerekmektedir. Şu an KDV oranındaki belirsizlik nedeniyle Türkiye genelinde dağıtımcılar kitap sipariş etmeyi neredeyse bırakmış durumda, kitap evleri de elindeki stokla idare etmek durumunda kalmışlardır. Okur haklı olarak KDV'nin sıfırlandığını düşünerek indirim talep ederken yayın evleri dışında hiçbir aşamada KDV düşürülmedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ve Kültür ve Turizm Bakanı ile işbirliği sağlayarak kitapta KDV'nin sıfırlanması kararının her aşamada uygulanması ve kitap fiyatının düşürülmesi için gereğinin yapılmasını istiyoruz. Teşekkür ederim. Sayın Gültekin. Teşekkürler Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. 11 Şubat Pazartesi akşam saatlerinde İstanbul 4. Kara Havacılık Alayına ait askeri helikopterimiz uçuş esnasında yaşadığı teknik bir arıza nedeniyle kaza kırıma uğramıştır. Yaşanan kaza sonrası içinde bulunan pilot yüzbaşı Ümit Özerli, yüzbaşı Semih Özcan, assubay başçavuş İlyas Kaya ve assubay üst çavuş Yakup Aşlar yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetmişlerdir. Kahraman şehitlerimizin, kıymetli ailelerinin, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, sevenlerinin ve aziz milletimizin başı sağ olsun, mekanları cennet, ruhları şad olsun. Niğdeli hemşerimiz assubay üst çavuş Yakup Avşar şehidimizi Niğde olarak bağrımıza bastık ve dün yapılan tören sonrası koca bir şehir olarak dualarla ebediyete uğurladık.
Vatanı, milleti, bayrağı ve devletinin bekası için şehadet mertebesine ulaşan hiçbir yiğidimizi unutmadık. Bundan sonra da unutturmayacağız. Mehmet Akif'in vatan için ölmekse kaderim, böyle kaderin ellerinden öperim dediği gibi vatan ve millet için hakka koşarak giden bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazi Meclisimizi ve Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayın Kaplan. Teşekkürler Sayın Başkan. Yoksulluğun ve açlık sınırının giderek arttığı bir dönemde kaliteli kömür alma olanağı bulamayan, mecburiyetten ucuz ve kalitesiz kömür kullanmak zorunda kalan vatandaşlarımız göz göre göre ölüme mahkum edilmektedir. Ülkemize her yıl tonlarca kaçak kömür girişi oluyor. Daha kaliteli kömür alma olanağı bulamayan, geçim sıkıntısı çeken, yoksulluk ve açlık sınırında yaşayan dar gelirli vatandaşlarımız bu tehlikeyle her gün karşı karşıya kalıyor. Geçtiğimiz günlerde Gaziantep Çıksorut Mahallesi'nde anne ve oğlu soba zehirlenmesinden dolayı hayatlarını kaybettiler. Bilinçsiz soba kullanımı, ucuz ve kalitesiz kömür kullanımı sonucunda her yıl yüzlerce vatandaşımız soba zehirlenmesi sonucunda can veriyor. Hükümet olarak bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yitirilen bu canlar için kader, fıtrat mı diyorsunuz diyeceksiniz? Yoksa görevinizi yapıp gerekli tedbirleri alacak mısınız? Teşekkürler. Sayın Akın. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi BASKİ Gönen'de kaş yapayım derken göz çıkartıyor. Su çıktı mahallemiz şelalesiyle, doğal güzellikleriyle adeta cennetten bir köşedir. Burada akan su yıllardır öyle güzellikler oluşturdu ki insan doğal güzelliklerine aşık oluyor. Yıl içerisinde yüzlerce turist buraya akın ediyor. BASKİ burada içme suyu hattı çekmek için mücadele ediyor, çalışıyor. Ancak tarihi doku, doğal güzellikler zarar görüyor. Kimse yapılan yatırıma karşı değil, ancak insanlarımızın isteği, nefes alabildikleri bir yer. Su çıktı mahallemiz sakinleri isyan ediyor. Seslerini duyurmak istiyorlar. Buradan BASKİ yöneticilerine sesleniyorum. BASKİ suyuma dokunma diye size ulaşan çığlıkları duyun. Gönen'e ihanet etmeyin ve bu şekilde diyen vatandaşlarımızın seslerine kulak verin. Sayın Kaynarca. Teşekkürler Sayın Başkan. Bu hafta başında Silivri'de Enerji Bakanımızla birlikte Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Trakya'daki Çeltik 1 ve Değirmenköy 4-5 kuyularından çıkan doğalgazı ateşleme törenine katıldık. Bu kuyularda üretilecek yıllık 300 milyon metreküplük doğalgaz yaklaşık 300 bin konutun 10 yıllık tüketimine eşdeğer. Bir başka ifadeyle keşfedilen gaz sahalarında yapacağımız üretim cari açığımızın 5 milyar lira azalmasını da sağlayabilecek. Yılların emeği var. Yıl 2003, o kuyularda Değirmenköy 1 kuyusunda Saygılar Cumhurbaşkanımızın genel başkanlığı döneminde ilk açılış yapılmıştı. Çok ciddi bir emek olduğunu düşünüyorum. Bu müjdeli yatırımı genel kurulla paylaşmak istedim. Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Gergerlioğlu. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Partimiz Halkların Demokratik Partisi'ne yönelik hukuksuz, yasa dışı baskılar devam etmektedir. Bugün yine İstanbul'da Ümraniye ilçe eş başkanımız Damla Savcı ve Kocaeli'nde birçok arkadaşımız gözaltına alınmıştır. Kocaeli'nde il eş başkanımız Leyla Aygün, yönetim kurulu üyemiz Sinan Odabaş ve parti üyesi birçok arkadaşımız gözaltına alınmıştır ve hem de hukuksuz bir şekilde sabahın çok erken saatlerinde evlerine onlarca polisle baskın yapılarak gözaltına alınmışlardır. Bu denli hukukun ayaklar alındığı bir Türkiye'de yaşamaktan utanç duyuyoruz. Yasaların, iktidarın eliyle bu denli partizanca kullanılmasından dolayı son derece şikayetçiyiz. Arkadaşlarımızın yanındayız. Suçlamalar sosyal medya paylaşımları ve açlık grevlerine destek suçlamalarıdır. Böyle suçlamalarla insanlar emniyete çağrılabilirdi. Ancak sabahın erken saatlerinde insanlarımıza zulmetmek... Sayın Tutlere. Teşekkürler Sayın Başkanım. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile hükümet sürekli kentsel dönüşüm projeleriyle övünmektedir. Birinci derece deprem bölgesinde olan Adıyaman kentsel dönüşümde de unutuldu. Kentsel dönüşümde Adıyaman hak ettiği yerde değil. Daha önceleri kentsel dönüşüm kapsamında bu projelerin hayata geçirileceği açıklanan Musalla, Mara mahalleleri ile Altınşehir Kooperatifi'nin bulunduğu alanlarda kentsel dönüşüm projeleri henüz hayata geçirilemedi.
Bu bölgelerde özellikle oturulamaz raporu bulunan, çürük olarak tespit edilen yüzlerce konut bulunmaktadır. Bugünlerde acısını yaşadığımız bu Kartal olayında acıları hafızalarda tazeyken benzer olayların yaşanmaması adına ben buradan Adıyaman Belediye Başkanlığı'na ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na çağrıda bulunuyorum. Özellikle Mara ve Musala Mahallesi ile Altınşehir Kooperatifi'nin bulunduğu bölgede kentsel dönüşüm projelerinin acilen hayata geçirilmesi ve buradaki insanların mağduriyetinin giderilmesini talep ediyorum. Sayın Kaşıkçı. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sayın Cumhurbaşkanımız 13 Ocak 2019 günü kenevir ekimi ile ilgili bir takım paylaşımlarda bulundu. Kenevir ekimi için bakanlara talimat verildiğini, afyon ve kenevir ile ilgili bize kısıtlamalar getirildiğini, bize bu kısıtlamaları getirenlerin ise cayır cayır afyon ektiğini ve bu kapsamda bu konunun tekrar ele alınıp değerlendirilmesi için Tarım Bakanlığı'nın bir çalışma başlattığını ifade etti. Yeniden kenevir ekimi sürecinin başlatılacağı bu yeni dönemde bizler de yeni ekim alanları içerisine Hatay Yayladağ ilçemizin de alınmasını bekliyoruz. Uzun yıllar tütün ekimiyle hayatlarını idame ettiren Yayladağlıların elinden alınan bir kısıtlama ile bu hakları elinden alınmıştır. Tüm geçim kaynağı tütün olan ve bu hakkı da elinden alınan vatan millet sevdalısı Yayladağ'ın kenevir ekim alanı kapsamına alınıp bu mağduriyeti giderilmelidir. Sayın Başevirgen. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Manisa'da Alaşehir, Salihli ve Sarıgöl'de doğa katliamı yaşanmaya devam ediyor. Buradan defalarca dile getirdiğimiz jeotermal enerji santralleri sorunumuz hala görmezden geliniyor. Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı yeni bir ihale düzenliyor. Manisa'da birçok ilçede yüz binlerce dönüm arazide jeotermal kuyu açılacak. Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu rapora göre jeotermal faaliyetlerin yoğun olarak gerçekleştirildiği alanlarda arsenik başta olmak üzere birçok zararlı metale rastlandı. Yeraltı suları zehir saçar hale geldi. Bölge halkında kanser başta olmak üzere birçok hastalığın görülme sıklığı arttı. Rapora göre tüm bunların nedeni jeotermal santraller ile madencilik faaliyetleri. Buradan Manisa Valiliğine sesleniyorum. Bakanlık tarafından valinize gönderilen ve yeni ruhsat verilmemesi gerektiğini belirten bu yazıyı dikkate alın ve bu ihaleden vazgeçin. Sayın Aygun. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na soruyorum. İstanbul Kartal'da 21 vatandaşımızın hayatını kaybettiği imal başka kentlerde yaşanmamalıdır. Sizin de seçim bölgeniz olan Tekirdağ, Süleymanpaşa ilçemizde bataklık alanda yapılan ve 12 katlı depreme dayanıksız binalar bir an önce yıkılmalı ve kentsel dönüşüme başlanmalıdır. Altınova girişindeki depreme dayanıksız iki siteden birisi boşaltılmış iken diğer siteye ait iki binada vatandaşlarımızın hala yaşaması büyük bir risktir. Bu Kartal'daki faciadan çok daha büyük bir katliama sebep olabilir. Şimdiden uyarıyorum. Kayıtlara geçiriyorum. Aksi takdirde vebali sizin iktidarı sırtınızda olacak. Ve böyle bir facia yeni saatte teröristler yaratarak engelleyemeyeceksiniz. 14,5 dönümlük kentsel dönüşüm projesi neden Mayıs 2018'den bu yana bakanlıkta bekleye bekletildiğini size soruyorum. Yine seçim bölgemiz Tekirdağ Kapaklı'da Enerji Bakanlığı'nca doğal gaz bulunduğu müjdesi geçtiğimiz günlerde kamuoyuna... Sayın Kara. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Uluslararası taşımacılık yapan birçok firmalarımıza ait tırlar Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan ve Hırvatistan gümrük sınır kapılarında dinlenme halindeyken araçlarının kasasına habersiz binen kaçak insanlar nedeniyle sınırı geçtikten kısa süre sonra durdurulmakta ve ağır cezalar ödemektedirler. Bu durumu engelleyip kaçakların araçlarına nasıl bindiğinin tespiti için araçlarına kamera taktıran firmaların araç kameralarına ilgili ülkelerin polisi tarafından el konulmakta, ispat yapmaları engellenmektedir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Mehmet Cahit Turhan'a partimize gelen bu sorunları buradan iletmek isterim. Saygılarımla. Sayın Taşkın. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 Şubat 2017'de açılışı yapılan 1300 yataklı kapasiteli seçim bölgen Mersin Şehir Hastanesi hizmette 2 yılı geride bıraktı. 2 yıl içerisinde 700 bin yatan hasta olmak üzere toplam 5,5 milyon vatandaşımız hizmet aldı. Sağlıkla ilgili her türlü ihtiyacın karşılanabildiği şehir hastanemizde yatan hastaların memnuniyet oranı %98, ayakta tedavi gören hastaların memnuniyet oranı da
%96,5 ve acil servis hastalarından memnuniyet oranı ise %95,5'tür. %96,6 memnuniyet ortalaması şehir hastanesinde verilen sağlık hizmetlerinin vatandaşlarımız tarafından tescilinin bir göstergesidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın rüya projem dediği şehir hastanelerimiz geniş hizmet alanları, modern cihazlarla ve güçlendirilmiş kadrolarıyla insana hizmetin en iyi şekilde sunulduğu merkezler haline gelmiştir diyor. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Evet,